Teknofest bilindiği gibi artık bir gelenek haline geldi. Özellikle genç kardeşlerimiz arasında teknoloji sevdasının, teknoloji tutkunluğunun daha üst sıralara çıkması için yapılan bir aktivite. Son yıllarda özellikle genç kardeşlerimizin ilgisi milli teknoloji hamlesi açısından çok önemli. Çünkü burada yetişecek olan kardeşlerimiz bundan sonra mühendis abilerinden bayrağı devralarak çok daha üst noktalara ulaştıracaklar. Milli teknoloji hamlesi dediğimizde ülkemizin kendi yerli milli kaynaklarıyla, kendi insanıyla geliştirmiş olduğu teknolojileri yine kendi insanının ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı kastediyoruz. Bu hamle kapsamındaki çalışmalara Teknofest çok ciddi katkı sağlıyor. Ve burada bu arkadaşlarımızın, bu kardeşlerimizin ilgisi gelecekte bu bayrağın çok daha üst noktalara taşınacağını aslında garantisi. Roketsan olarak bizler bu genç kardeşlerimizin hem yarışma alanındaki çalışmalarına destek veriyoruz. Bu anlamda roket yarışmalarında bizi çok sevindiren gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Bu arkadaşlarımız gelecekte bizim ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insan gücünün oluşabilmesi için en önemli desteklerden bir tanesi olacak. Roketsan burada özellikle yeni ve milli olarak geliştirdiği teknolojileri içeren ürünlerini sergiliyor. Bunlardan en önemlisi yine uzaya erişimimizi sağlayacak MUFA projemiz, mikro uydu fırlatma sistemimiz. Bu sistem aslında 400 kilometrelik bir yörüngeye 100 kilogramlık bir uyduyu yerleştirecek bir kabiliyete sahip olacak. Buradaki kardeşlerimize hem havacılık hem uzayla ilgili bir mühendislik anlamında bir ilgi aşılamaya çalışıyoruz. Bunun da buradaki ilgiyle gördüğümüz mayasının tutmuş olduğunu görmek bizim açımızdan oldukça sevindirici. Aynı zamanda Atmaca füzemizi, son füzemizi, yine yapmış olduğumuz MAMLE, MAMTE gibi ürünlerimizi burada ilgilenen genç kardeşlerimizin görmesi için, bizzat dokunmaları için sergiliyoruz. Savunma sanayi zaten yerli ve milli olması şart olan sanayilerden bir tanesi. Çünkü hiçbir zaman savunma sanayindeki teknolojileri başka ülkeler gönül rızasıyla başkalarıyla paylaşmaya çok yanaşmıyorlar. Ülkemizin de bulunmuş olduğu şartlar itibariyle maruz kaldığı ambargolar, örtülü engellemelerin üstesinden gelebilmesi için milli teknoloji geliştirmesi ve bu alanda kendi ihtiyaç duyduğu teknolojileri yine kendi insanıyla oluşturup hayata geçirmesi çok önemli. Bu anlamda baktığımızda Roketsan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde, Sanayi Bakanlığımızın öncülüğünde birçok çalışmayı şu anda milli olarak yapıyor. Ve bu milli ürünlerle de silahlı kuvvetlerimizin sahadaki caydırıcılık gücüne güç katmaya çalışıyor. Şu anda çeşitli ürünlerde değişiklik göstermesini dikkate alacak olursak ama genel bir ortalamada şu anda %70'in üzerinde bir yerlilik payına sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Zaten bunu Savunma Sanayi Başkanlığımızın açıkladığı rakamlar bu doğrultuda. Bizler bazı ürünlerde bunun çok üstünde oranlarda yerlilik oranına ulaşmış bulunmaktayız. Bu hem bir mecburiyetten hem de ülkemizin bulunduğu şartlarla mücadele etme açısından bizim için bir zaruret haline geldiği için bu şekilde yapıyoruz.